Ama şunu size açıkça ifade etmek isterim ki okumadan kendi özgür düşüncenizi geliştirmeniz mümkün değil. Özgür düşüncenizi geliştirebilmeniz için, kendiniz olabilmeniz için okumanız lazım. Her türlü kitap okumanız lazım. Okuduktan sonra da siz olursunuz. Değişik kitaplardan elde ettiğiniz bilgiler ve yorumlama gücünüzle kendinizi oluşturursunuz. Aklınızı kiraya vermemeniz için toplumda bundan sonraki hayatta kendi özgürlüğünüzü kurabilmeniz için kitap okuyun. Öncelikle kendiniz için okuyun. İkincisi, okuduğunuz zaman hem derslerinizde başarılı olacaksınız hem de bundan sonraki hayatta başarılı olacaksınız. Hayatta başarılı olmanız demek de millete olan, vatandaşlarımıza olan sorumluluğumuzu daha iyi, topluma karşı olan sorumluluğumuzu daha iyi yerine getirmemizi sağlayacaktır. Okumayı muhakkak ihmal etmeyin. Google'dan elde edeceğiniz, işte cep telefonundan elde edeceğiniz bilgilerle kişisel gelişiminizi sağlayamazsınız. Muhakkak kitaplarla bir olun, kitaplarla yakın olun. Vaktinizi bu çağlarda kitaplarla geçirin. Daha çok kitapla birlikte olun. Şu bu kitap demiyorum. Her kitabın size kattığı bir şey olacaktır. Neyi seviyorsanız onu okuyun. Ama farklı düşünceler okursanız fikir verebilme, kendinizi daha iyi bir ortamda konumlandırabilmeniz açısından farklı fikirleri analiz etme imkanınız ortaya çıkar. Analiz etmeden sürü misali birileri bir şey dediğinde hemen doğru kabul edilen bir çağda yaşıyoruz şu anda. Biraz da bu sosyal medya çağı öyle bir şey. Birisi bir yalan söylüyor, o doğruymuş gibi herkes ona atlıyor. Bunu atlamamanız için doğruyu araştırın, doğruyu bulun. Doğru da kitaplardadır, onu söyleyeyim size. Evet, başarılar diliyorum. Bizim başka programımız var. Biz ayrılıyoruz, siz okumaya devam edin. Haydi görüşmek.